Mehmet Şimşek hususunda. Mehmet Şimşek bu şartları ortaya koydu. Bu yüzden mealen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüttüğü, savunduğu şeylerle ters düştüğü için bu kabul görmedi beyanında. Bir iddia ama birinci ağızdan dinlemek lazım. Sayın Turan Çömez bizlerle birlikte. Sayın Çömez merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben geçmişte birkaç kez Mehmet Şimşek yazısı kaleme aldığımda, yakınlarına sorduğumda ya anlaşmaları var, piyasa ile işleri birkaç yıllık değil, 5-6 yıllık anlaşmalar da yapıyor. Danışmanlık yaptığı yerler var, onlar adına kefil olduğu, şirketler adına kefil olduğu süreçler var. Bu yüzden de öyle siyasete dönmek falan istemiyor demişti. Ama genel merkeze gelişi anlaşılan farklı hazırlıkları beraberinde getirdi. Şimdi hatırlatayım, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bir hazırlık dahi yapıldı. Turan Bey biliyorsunuz bir konuşma yapılacaktı derken Mehmet Şimşek arka kapıdan çıktı gitti. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Sayın Çelik de ya zaten biz siyaset değil bunlar olağan görüşmelerdir diye belki de tansiyonu düşürmek istedi. Ama sizin iddianız mühim. Nedir bu iddia? Mehmet Şimşek'le Adalet ve Kalkınma Partisi arasında ne yaşandı? Nasıl bir reddediliş hikayesidir bu? Aslında son birkaç haftadır Türk siyasetinde ya da AKP'nin gündeminde yaşananlar AKP'nin içine düştüğü durumu anlatıyor ve çaresizliğin bir özeti. Birkaç kere tekrarladım bu iddiamı. Bir kere daha söyleyeceğim. Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Erdoğan kurumları yönetemiyor, devleti yönetemiyor, siyaseti yönetemiyor ama artık Erdoğan kendi partisini ve partinin alt kurumlarını dahi yönetemez hale gelmiş. Benim tanıdığım Erdoğan bunları yapmazdı ama arka arkaya gelen hatalar aslında hem Erdoğan'ın siyaseten düştüğü durumu hem de partisinin ne hale geldiğini gösteren ibretlik bir tablodur. Hüdapar'la olan ilişkilerini biliyoruz. Yaklaşık 150 bin oyu olan bir partiyle olan bağlantılarını ve yaptıkları pazarlıkları biliyoruz. Ona değinmeyeceğim. Fakat önemli olan AKP'nin kurmaylarının yeniden Refah Partisi ile olan ilişkilerini sürdürme biçimi. Burada da büyük bir fiyasko, büyük bir handikap var. Çünkü yeniden Refah Partisi ile arka planda yapılan görüşmeler bir başarısızlıkla sonuçlandı. Yine bu kamuoyuna farklı bir şekilde yansıtıldı. Yeniden Refah Partisi liderin açıkladığı, deklare ettiği bir takım maddelere itirazdan bahsedildi ama işin aslı öyle değil. İşin aslı perde arkasında sürdürülen 30'a yakın milletvekili taahhütüyle ilgili görüşmeler. Tabii bu görüşmeleri yaparken hem Erdoğan'ın kurmayları hem Yeniden Refah Partisi'nin kurmayları anlaşılan bir mutabakata varmadan alel usul bir hamle yapmışlar, bir açıklama yapıldı. Bu da artık çaresizce Erdoğan ve kurmaylarının bütün tuşlara birden bastığını gösteriyor. Gelelim Mehmet Şimşek meselesine. Tabii diğer partilerdeki ilgiyi ve iltifatı Erdoğan izliyor, görüyor, yakından takip ediyor. Hatta bizim partimize gelen bazı randevu taleplerini bile yakından izleyip onları sarayın talimatıyla bazı bakanlar ayrı özel görüşmelere davet de ediyor. Bunun elimizde maalesef üzülerek söylüyorum. Kendi atlarına üzülerek söylüyorum. Elimizde bunun kanıtları da var. Bu çok çarpıcı bir iddia. Bu durumu, çok çarpıcı bir iddia. Biraz açabilir çarpıcı, misiniz evet, Sayın Çömez? Evet, bunlar evet. Nasıl girişimler? Peki ben Sayın Şimşek konusuna girmeden bunu anlatayım. Evet, evet. Geçtiğimiz çok haftalarda Sayın Akşener'e bir randevu talebi geldi. Bu talebi bizzat ben ilettim kendisine. Türkiye'nin yakinen tanıdığı, itibar ettiği önemli bir isim. Türkiye'yi ve dünyayı yakinen bilen, dünyada da itibarlı bir isim bu. Önemli bir kariyeri olan bir isim. Sayın Akşener'den bir randevu talep etti. Ben de bu randevuyu kendisine ilettim. Çok yoğun bir gündemi olmasına rağmen Sayın Genel Başkan'ın kabul etti bu görüşmeyi. Fakat ilginç bir şey oldu Can Bey. Bu görüşmenin ardından ziyaret eden kişinin telefonu İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılır ayrılmaz çaldı. Ve telefondaki kişi bir bakandı. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Hangi bakan olduğunu da söylemeyeceğim. Ama bu görüşmeni yalanlamaya kalkarlarsa kim olduğunu, bu görüşmenin nerede olduğunu, kimlerle olduğunu, hangi saatte olduğunu söylerim. Ama şimdilik izninizle etik olarak söylemek istemiyorum. Arkadaşımızın telefonu çaldı ve kendisi derhal bakanlığa davet edildi. İlgili bakan onu çok üst düzey bir ilgiyle ve alakayla takip etti, ilgilendi ve kabul etti. Dedi ki anlıyorum Meral Akşener'le bir irtibatın var, bir ziyarete gitmişsin. Bu görüşmeyi Turan Çömez ayarlamış, bunu da biliyoruz. Ama bakın kapılarımız sonuna kadar açık. Dilersen bakan yardımcılığı, dilersen bakanlıklardaki
bütün kurumlardan hangi alanda ne yapmak istiyorsan o alanı sana açarız. Hatta siyaset planın varsa derhal istediğin yerden listeye alırız seni. Yeter ki yola bizimle devam et. Bu aslında AKP'nin yani, içine düştüğü aciziyeti. Turan Bey, araya giriyorum ama bir nevi sizin partinizde, sizin aracılığınızla gelen bir görüşme talebi İYİ Parti lideri Meral Akşener'le gerçekleşiyor. O kişi bu alanında yetkin, dünya genelinde de çeşitli çalışmaları olduğu tarifiyle, ismini vermeden tarif ettiniz. Bu kişi görüşmeyi tamamlıyor, görüş alışverişi yapılıyor. İYİ Parti genel merkezinden çıktığı dakika telefon bakanlıktan ve açık çek. Tarif ettiğiniz şeyin anlamı, haberci manşetiyle söylüyorum, kendisine bir açık çek sunuluyor. İddianız bu. Ve deniyor ki ister bakan yardımcılığı ister başka görev, seç beğen al mealinde bir teklifle karşılaşıyor. Doğru anladık değil mi? Aynen de öyle, aynen de öyle. Umarım bu arkadaşlar bu içine düştükleri durumu kara kara düşünüp ders almak yerine yalanlamaya kalkarlar bu haberinizi. Ben de gerekeni yaparım kendileriyle ilgili. Bu tabii benim için önemsiz bir ayrıntı ama Türk siyasetinin perde arkasındaki o kirli ilişkilerinin ve alışkanlıklarının hala AKP eliyle sürdürülmeye çalışıldığının bir göstergesi. Fakat en az bunun kadar önemlisi AKP'nin içine düştüğü acziyet, içine düştüğü vahamet, içine düştüğü çaresizlik ve çözümsüzlük. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdalar. İşte bu anlattığım Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Mehmet Şimşek, az önce bizimle ilgili vermiş olduğum bu örnek aslında fotoğrafın parça parça ayrıldığında puzzle'ın parçaları ama bütününü bir araya getirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor. AKP gerçekten acınacak halde ve çaresizce bütün tuşlara basıyor. Gelelim Mehmet Şimşek meselesine. Aslında Mehmet Şimşek meselesi bugünün konusu değil. Yaklaşık 7-8 ay önce Mehmet Şimşek'le AKP'nin kurmayları bir görüşme yaptılar ve bu görüşmede kendisine o dönemde bir bakanlık teklifi yapıldı. Şimşek aslında buna sıcak baktı ancak şartı vardı Şimşek'in şuydu, bütün ekonomi politikasını ben yönetirim. Aynı zamanda bakanlık bürokratlarını ben tayin ederim. Tabii bu tek adam rejimi için kabul edilmezdi. Tek adam rejiminin istediği üslup tamamen onun kontrolünde çalışacak, imza atacak, dediğini yapacak ama perdenin önünde, ekranın önünde bir başka biri olacak. Böyle bir anlayıştı aslında tek adam. O sebeple kabul etmediler. Fakat geçen zaman içerisinde bu kriz derinleşti. AKP'nin çaresizliği giderek derinleşti. Arayışlar tırmandı ve bu çaresizlik yeniden baş gösterdi. Yeniden temaslar kuruldu ve Mehmet Şimşek'le aynı ölçüde, aynı anlayışla tekrar temaslar sağlandı. Fakat ilginçtir, Reuters'a bu temasın detayları sızdırıldı bir şekilde. Bu tabii AKP çevrelerinden mi yoksa Şimşek'in yakınlarından mı sızdırıldı bilmiyorum. Ama Reuters'taki haberde yakında bir teklifin geleceği, bu teklife karşılık da Mehmet Şimşek'in net bir tavırla ekonomiyi yönetirim ancak şunları istiyorum diyeceği belirtildi. Bu da aslında benim aylar önceki görüşmeye dair verdiğim bilgileri teyit eder nitelikteydi. Fakat daha sonra işte benim asıl vurgulamak istediğim şu Can Bey. Böylesine bir transfer demeyeceğim yani eski bir yol arkadaşlarını partiye davet etme metotlarında bile çok ciddi bir beceriksizlik ve seviyesizlik örneği ortaya koydu AKP. Siz eski bir arkadaşınızla böyle bir konuyu konuşmadan, detaylandırmadan, ayrıntılarını tartışmadan ya da mutabakata varmadan nasıl oldu bittiye getirirsiniz? Bu da aslında insanların iradesine ipotek koyan bir anlayışı ortaya koyuyor. AKP'nin genel merkezinde çok sayıda kamera, çok sayıda gazeteci bir hazırlık yapılmış. Belli ki Mehmet Şimşek'in olumlu cevap vereceği hesaplanmış, ön kabulüyle bu görüşme yapılmış ama Mehmet Şimşek yine aynı görüşünü benim aylar önceki toplantıdan verdiğim detayı orada da paylaşmış ve görüşünü tekrarlamış. Turan Bey biraz ayrıntı almak istedim. Şimdi siyasette dün başlamadınız. Geçmişte gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizi tanıdıkları itibariyle söylüyorum bunu, doktorluk mesleği adı altında. Sonra ilk yılları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Dolayısıyla siyasette ne demektir bence bize tarif edebilirsiniz. Şimdi Mehmet Şimşek daha önce reddettiği görevler. Ya içeride herhalde şöyle düşünüyor. Mehmet Şimşek'in şartları var kardeşim. Bu adamın şartları bir tam yetki. Sayın Çömez'in dediği gibi. İki, bürokrat atamalarına da bakacak. Yani düzeni tamamen değiştirmek istiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanınız nezdinde Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomiye dair ne savunuyorsa anlaşılan Sayın Şimşek aksini yapmak için tam yetki istedi.
Şimdi bunu isteyeceği belli. Daha önce birkaç kez reddetmiş. Reddederken de madem öyle benim anlaşmalım var vesaire demiş. Onları gerekçe ya da bahane göstermiş. Şimdi bunun üzerine genel merkeze davet edilen Mehmet Şimşek. Şimdi ön kapıda kameralar. Her bir haber merkezine deyim yerindeyse açılan telefonlar ya da giden haberler. Şu saatte Mehmet Şimşek burada olacak bakın. İşte basın mensupları da gelebilirler. Çıkışta büyük ihtimalle açıklama olur. Bir hazırlık da yapıyorsunuz. Sonra Mehmet Şimşek yine aynı şartları koşuyor ve olmuyor. Acaba bu kadar büyük işte basın mensuplarını çağırma, bunlar hep bir stratejinin parçası mı? Bir siyasetçi kimliğinize soruyorum aslında bu soruyu. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, Sayın Cumhurbaşkanı ne düşündü, ne tasarladı da tırnak içinde yine işe yaramadı? Bunu merak ediyorum. Çok ciddi bir beceriksizlik örneği, basiretsizlik örneği, çapsızlık örneği. Böylesine basit bir diplomatik trafiği ya da eski bir arkadaşıyla yaptığı görüşmeyi bu kadar beceriksizce heba eden, harcayan ya da olmaz hale getiren anlayıştan biz Türkiye'nin devasa sorunlarını diplomatik sahada çözmesini bekliyoruz. Burada çok açık bir tablo var. Yine ben tek adam rejimine atıf yapacağım, bu ucube sisteme atıf yapacağım. Erdoğan bir ön kabulle bunun olabileceği ön yargısıyla bu daveti gerçekleştirdi. Aradaki aracılar ya Mehmet Şimşek'in taleplerini Erdoğan'a iletmeye çekindiler ya da gerçeği sakladılar Erdoğan'dan. Erdoğan da büyük bir özgüvenle, tek adam rejiminin verdiği bu inanılmaz özgüvenle, ne dersem kabul eder nasıl olsa ön kabulüyle ve anlayışıyla Mehmet Şimşek'i davet etti. Zaten o kameraların orada hepsinin konuşlandırılması, odaklandırılması ve Mehmet Şimşek'in arkadan çıkması aslında bu senaryonun, anlattığım senaryonun gerçekliğinin de bir anlamda kanıtı. Burada bir başka konuya daha temas edeceğim. Buyurun. İzninizle. Bir ayrıntı daha gözden kaçtı. Ömer Çelik'in yaptığı açıklamalarla Mehmet Şimşek'in Twitter account'un hesabından yaptığı açıklamalar birbiriyle örtüşüyor. Anlaşılan o ki Mehmet Şimşek'e anladık, tamam, bizim taleplerimizi kabul etmiyorsun ama hiç olmazsa bize destek vereceğin yönünde ve bizi hırpalamayacak, kırmayacak tarzda bir açıklama yapar mısın dendi. Ve dikkat ederseniz hem Mehmet Şimşek'in açıklamalarında hem de Ömer Çelik'in açıklamalarında siyaseten bir yolculuk yok, bir görev alma yok, benim başka görevlerim var ama ihtiyaç duyulursa tabii ki katkı sağlarım niteliğinde yüzeysel ve AKP'yi de çok fazla örselemeyecek bir açıklama yapıldı. Yine buradan geriye saracağım ve diyeceğim ki Erdoğan büyük bir çaresizlik içerisinde, artık yönetemiyor ne devleti, ne devlet kurumlarını, ne siyaset kurumunu, ne de kendi partisini ve arkadaşlarını yönetemiyor Can Bey. Turan Bey, teşekkür ediyorum. Çünkü anlattıklarınızın içerisinde bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane haber saydım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yalanlama gelirse, ismi açıklama ya da bu süreci hangi telefonların hangi bakanlıktan geldiği hususunda detay verme taahhüdünü de Turan Çömez az önce Sözcü TV canlı yayınında gündem masasında ortaya koydu. Değerli Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine de buradan duyurmuş olalım. Herhangi bir yalanlama, bence, izah veya hemen açıklama gerektirecek hiç yalanlayıp, çok şartlıcı bir iddia kalkıp, ortaya attı. Can Bey, Sayın Çömez, buyurun. Bence hiç yalanlamaya kalkıp kendilerini ikinci bir kez daha rezil etmesinler. Otursunlar, içine düştükleri durumun ve acziyetin muhasebesini yapsınlar. Başlarını ellerini iki elin arasına başlarını alıp düşünsünler. Yoksa yalanlamaya kalkarlarsa bir kez daha rezil olurlar çünkü. Peki Sayın Çömez, vakit ayırdığınız için ve sorularımızı içtenlikle yanıtladığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ olunuz. Sağ olun.